5 Kasım 2021 Cuma, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Eyalet Sağlık Bakanları ile bir araya geldi. Alınan kararlara göre ikinci doz aşıdan 6 ay sonra isteyen herkes 3. dozu olabilecek. İç mekanlara girişlerde 3G, vaka sayılarının çok yüksek olduğu yerlerde ise 2G uygulanacak. 3G aşılanan, iyileşen ve test sonucu olan girebiliyor demek. 2G ise sadece aşılanan veya iyileşen girebilir demek. Diğerleri test yaptırsa bile giremez. Yani bir bölgede vaka sayıları çok yükselirse ve o bölge 2G'ye geçerse, aşılanmayanlar veya iyileşmeyenler test yaptırsalar dahi restoranlara, kafelere giremeyecekler. Örneğin Saksonya eyaleti pazartesiden itibaren birçok yerde 2G'ye geçiyor. Restoranların kapalı bölümlerinde, kültürel etkinliklerde sadece aşılananlar veya iyileşenler yer alabilecek. Çocuklar ve gençler için istisnalar olacak. Yani Saksonya'da yaşayanlar pazartesiden itibaren test yaptırsalar bile aşılama veya iyileşme belgeleri yoksa restoranların iç kesimlerine giremeyecekler. Bakanlar konferansında bakım evleriyle ilgili de bir karar alındı. Ülke genelinde yaşlı bakım evlerine girişlerde, ziyaretlerde herkese test mecburiyeti getirilecek. Kişi aşılanmış bile olsa test yaptırmak zorunda. Toplantıda ayrıca hastanelere maddi destek verilmesi konusunda da uzlaşıldı. Hasta başına ödenen miktar arttırılacak. Sağlık Bakanı, bazı bölgelerde yoğun bakım servisleri dolduğu için hastaların başka yerlere nakledildiğini belirtti. Önümüzde çok ağır haftalar var. Bu artan vaka sayılarından da anlaşılıyor dedi. Ülkedeki yeni vakalar 37.120'ye yükseldi. Dün 34.000'le tarihi zirve görülmüştü. Bugün onu da geçti. Salgın başından bu yana görülen en yüksek sayı bu oldu. Can kaybı 154. Nisan ayında 3. dalganın en yüksek insidans değeri 169'du. Bu da geçildi. Bugün itibarıyla insidans 170. Yoğun bakımlarda 2400'e yakın hasta var. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki durumun çok endişe verici olduğunu açıkladı. Avrupa Direktörü Dr. Kluge, Şubat ayına kadar Avrupa'da 500.000 kişinin ölümüne neden olabilir, bir kere daha merkez üstündeyiz dedi. Robert Koch Enstitüsü de salgında artan sağlık riskine dikkati çekti. Aşılanmayanlar için risk değerlendirmesini yüksek seviyesinden çok yüksek seviyesine çıkardı. Tam aşılananlar için risk orta seviye. Enstitü vaka artışını da çok endişe verici olarak niteledi. Maske, mesafe, temas, havalandırma gibi önlemlere uyulmasını istedi. Endişeli olmayan kimse yok. Hükümet sözcüsü Zaybert de endişeli olduklarını söyledi. Bir taraftan da zorunlu aşılama tartışmaları sürüyor. Hükümet sürekli buna karşı olduğunu söylüyor ama dolaylı olarak aşılanmayanların hayatını zorlaştıran bir takım kararlar sürekli alınıyor. ARD bir anket yaptı. 18 yaşından büyüklere genel bir aşılama zorunluluğu kararı alınsın diyenlerin oranı %57. Sadece belirli meslek gruplarına, örneğin Fransa'da olduğu gibi sağlık çalışanlarına zorunlu olsun diyenlerin oranı ise %74 oldu. En çok CDU-CSU ve SPD seçmenleri zorunlu tutulmasını destekledi. %70'in üzerinde bu gruplarda. AfD'liler arasında ise bu oran %22'ye kadar düşüyor. Saksonya Başbakanı Kretschmer, çok hızlı harekete geçilmeli, yeni bir kapanmayı, lockdown'u önlemek çok önemli dedi. Deutschland Funk'a konuştu ve 10 gün içinde bazı hastanelerde sınırın aşılacağını söyledi. Hemen 2G'nin yaygınlaştırılmasını önerdi. Münster Üniversitesi'nden Profesör Ludwig de geçen Noel'de olduğu gibi kapanma ihtimali var dedi. RND'ye yaptığı açıklamada kaçınılmaz demiyorum ama mümkün ifadesini kullandı. Siyasetçilerse ısrarla kesinlikle kapanma olmayacak, okullar açık kalacak diyorlar. Thüringen eyaletinde insidans 387, alarm verildi. Başbakan Ramelow ARD yayınında hastanelerde yataklar tükeniyor. Yoğun bakımlar aşırı yüklenme tehdidi altında. Yakın zamanda komşu eyaletlere hastaları aktarmak zorunda kalabiliriz dedi. Sahte aşılama sertifikaları da revaçta. Önümüzdeki hafta Birlik Partileri meclise yeni bir yasa taslağı getirecek. Sahte sertifika veren herkesin 2 seneye kadar hapis veya para cezasıyla yargılanılması öneriliyor. Ticari sahtecilik varsa, suç daha büyükse bu süre 10 seneye kadar çıkabilecek. Şu ana kadar yaklaşık 2000 sahte sertifika hakkında inceleme başlatıldı. İngiltere'de vakalar 37.000'in üzerinde. Uzmanlar bazı kısıtlamaların derhal geri getirilmesini istiyor. Ancak hükümet bu konuda hiç de istekli değil. Avusturya'daki vakalar da 9.400'e dayandı.
bir haftada neredeyse iki katına yükseldi. Tarihi bir zirve. Avusturya'da Viyana eyaleti restoranlarda ve kafelerde 2G kuralına geçmeyi planlıyor. Federal hükümet bunun ülke genelinde geçerli olabileceğini düşünüyor. Gastronomi işletmeleri ise bunun olursa büyük bir gelir kaybına neden olmasından endişeli. 2G'nin hemen hemen bir kapanma etkisi yapacağını düşünenler var. Belçika'daki vakalar da hızla artıyor. Geçen yılın aynı dönemindeki seviyeye yaklaşmış durumda. Ancak uzmanlar aşılama nedeniyle ölü sayısının oldukça azaldığını söylüyor. Geçen sene bugünlerde ölü sayısı günde 200 civarındaydı. Bu sene vakalar neredeyse aynı olmasına rağmen 21'e inmiş durumda. Fransa'daki vaka sayıları da bir haftada %20 yükseldi. Hastanede tedavi görenler de arttı. Ülkede bir de kuş gribi alarmı verildi. Çiftçilere kümes hayvanlarını içeride tutun uyarısı yapıldı. Bu sene 130 kuş gribi vakası görülmüş. Alarm durumu bu yüzden yüksek seviyeye çıkarıldı. Geçen sene 500 vaka görüldüğünde milyonlarca hayvan bu yüzden öldürülmüştü. Hollanda'da vaka sayıları Temmuz'dan bu yana ilk kez 10.000'i geçti. Maske mecburiyeti geri geliyor. Ülkedeki emeklilik yaşı da önümüzdeki yıllarda 67'ye yükseltilecek. Bu zaten kararlaştırılmıştı. Bugün yapılan bir açıklamaya göre 2027 yılına kadar bu yaşın 67'de sabit kalacağı belirtildi. Yani daha fazla yükseltilmeyecek en azından 2027'ye kadar. Hollanda emeklilik konusunda bir değişiklik yapacağı zaman bunu 5 sene öncesinden ilan ediyor. Türkiye'de de yeniden değerleme oranı açıklandı. %36.2. Buna göre önümüzdeki yıl vergilerin ve harçların miktarı bu oranda artacak. Değişiklikler olabiliyor ancak aşağı yukarı bu oranda fiyatlar yükseliyor. Yurt dışından Türkiye'ye götürülen telefonların kayıt ücreti de yeni bir hesaplamayla 2732 liraya çıkacak. Bu bekleniyor. Bu ücret 2012'de 100 liraydı. Yılbaşında neredeyse Türkiye'deki bir aylık asgari ücrete denk gelecek. Biraz yüksek. Türkiye'den bir telefon alıp Almanya'ya gelince sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Kimse size bu telefonu nereden aldın, kaydettirdin mi diye sormuyor. Türkiye'de soruyorlar çünkü vergiler buraya göre daha yüksek. Sormazlarsa herkes yurt dışından telefon alıp Türkiye'ye götürüyor. Devlet de vergi toplayamıyor. Biz gidince 4 ay sorunsuz kullanıyoruz. 120 gün. Sonrasında eğer açtırmazsak telefon kapanıyor. Telefon açtırma bedeli deniyor buna ama telefon aslında zaten açık. Bu vergi. 4 ay. Bizim için çok büyük bir sorun değil. 4 hafta zor kalıyoruz çalışanlar için ama emekliler için, değişim öğrencileri için bu bir sorun, yetmiyor. Bunun uzatılması lazım. Bir de yani insan telefonunu belki bir yakınına hediye etmek istese telefon parası kadar vergi ödüyor. Bu en azından eski telefonlar için düşürülürse iyi olur. Bir de genel sağlık sigortası konusu var. Buna da dikkat etmek lazım. Türkiye'de sigortanız yoksa sizi otomatik olarak GSS'ye kaydediyorlar. Ödemezseniz adınıza borç birikir. Yurt dışında yaşayanlar aslında bundan muaflar ama bazen hata oluyor. Sistem yurt dışında yaşasanız bile adınıza borç çıkarıyor. Bunu arada kontrol edip eğer bir hata varsa yurt dışında yaşıyorsanız ama buna rağmen Türkiye'de adınıza GSS borcu görünüyorsa sildirebiliyorsunuz. Adres belgesi alıp SGK'ya götürüyorsunuz. Borcunuz var mı yok mu E-Devlet'ten görebilirsiniz. E-Devleti olmayanlar da konsolosluklarda sıra beklemeden danışmadan şifre alabiliyorlar. Tapular, borçlar, kayıtlar ne varsa orada tam bir liste halinde çıkıyor. Artık günümüzde sıradan insanların hep tetikte olması lazım. Biz hep tetikte olmak zorundayız. Devlet hata bile yapsa suçlu biz oluyoruz çünkü. Her şeyi takip etmek zorundayız trafikteki gibi. Arabayı düzgün kullanmak yetmiyor. Diğerlerinin de düzgün kullanması lazım. Mevzu bahis kamu olunca sorumlu bulmak da zorlaşıyor. 1913'te Ringelmann bir deney yaptı. Faytonu çeken iki atın güçlerinin farklı olduğunu tespit etti. Biri daha çok çekiyordu, diğeri kaytarıyordu. Bunun üzerine halat çeken insanlar üzerine bir deney yapıldı. İki insan halat çekince güçlerinin %93'ünü harcıyor. Üç kişi çekince her biri %85 harcıyor. 8 kişi de bu güç %49'a kadar düşüyor. Çünkü sorumlu belli değil. Ortada bir hesap var ve istakozu kim yedi diye sorulmuyor. Buna sosyal ahlaklaşma deniyor. Sorumluluğun dağılması. Ve artık otomatik hale geldi. Normal hale geldi. Dolandırıcılar bizden daha rahatlar. Mesaj geliyor herkesin telefonuna paketiniz var. Emniyet açıklama yapıyor Almanya'da inanmayın. Ya inanmayalım da bu mesajlar 6 aydır 1 senedir geliyor. Yani bunları bulmak bu kadar mı zor? Psikolog John Berg, davranışların otomatikleştiğini söylüyor zaman içerisinde. Normal kabul edilen şeyler de değişiyor. Bir bakıyorsunuz,
beyniniz otomatik hareket etmeye başlamış. Bu sistemi, otomatikleşmeyi iyi yönde sürdürmek lazım. Bu nasıl olur? Ancak iyilikle. John Berg bir deney yapmıştı. Katılımcılara kelime listesi verdi ve bunlardan cümle kurun dedi. İki grup vardı. Birinci gruba saldırı, iğrenç, can sıkıcı, kaba gibi olumsuz kelimeler verdiler. İkinci gruba ise hassas, saygı, nezaket gibi olumlu kelimeler verdiler. Denekler bunlarla cümleler kurdu. Sonra koridora çıkıp araştırmayı yapan bilim insanıyla görüşeceklerdi. Ama asıl deney burada başlıyordu. Çünkü araştırmacı burada deneyin parçası olarak biriyle sohbet ediyordu. Berg hangi grubun araya girip sohbeti böleceğini merak etmişti. Sonuç olarak kendilerine olumsuz kelimeler verilen deneklerin %67'si sohbeti böldü, olumlu kelimeler verilenlerin ise sadece %6'sı. Bir deney daha yaptılar. Bu sefer birinci gruba yaşlılıkla ilgili kelimeler verdiler. İkinci gruba ise yaşla ilgisi olmayan kelimeler. Sonuç olarak yaşlılıkla ilgili cümleler kuranlar deney bitince diğerlerine göre çok daha yavaş hareket ettiler. Yani yaşlılığa şartlananlar yaşlı gibi davranmaya başladılar. Vah vah vah, tüh tüh tüh, hep şikayet. Oram ağrıyor, buram ağrıyor. Patron şöyle, hanım böyle. Hep böyle derseniz negatif yönde otomatikleşirsiniz. Bir süre sonra hayat gerçekten öyle olur. Gerçekleri olduğu gibi kabul etmek lazım ve mümkün olduğunca da pozitif olmak lazım. O zaman hayatta olumlu yönde ilerliyor. Onun için insan değiştirebileceğini değiştirmeli. Geri kalanları da en güzel haliyle kabul etmeli. Necati Cumalı gibi. Ağladığını istemem ben ölürsem. Beni en sevdiğin halimle hatırla. Uzak bir yerde çalıştığımı düşün. Hayatta olduğuma inan. Bir gün gelir kendiliğinden geçer bütün üzüntün. Her yeni gelen günü yeni bir ümitle beklemeli. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.